Sevgili izleyenler 2019 yılının ilk programıyla karşınızdayız. 2018'i nasıl geride bıraktıysak 2019'a da öyle başladık. Değişen hiçbir şey yok. Hala mükemmel bir ülke, hala süper işleyen, tıkır tıkır dönen çarklar var sevgili izleyenler gelecek adına ümitlendiren gelişmeler görüyoruz. Mesela ülkemizin en genç, en dinamik, sürekli kendini yenileyen, asla koltuğa bağımlı olmayan liderlerinden birisi Sayın Devlet Bahçeli 71. doğum gününü kutladı. 71 nedir ki? Nedir ki yani 71? Neymiş efendim? Siyasette 40 yıl, 50 yıl bunlar büyük sayılar değil biliyorsunuz. Devlet Bahçeli 71. doğum gününü kutladı ve kendisine gerçekten son derece sempatik, son derece şirin, son derece ponçik bir doğum günü hediyesi geldi. Kendisine bir kurt kafası hediye ettiler. Yani nereden baksanız tutarsızca, nereden baksanız ahmakça, nereden baksanız canice, nereden baksanız acayip bir durum. Yani neden kurt kafası hediye edilir? Olur mu canım? Kurt bizim için çok önemli bir simgedir. Bizim mücadelemizin, politik geçmişimizin, ülkümüzün sembolüdür filan. Neden kafası? Yani neden ölü bir kurdun kafasını dondurup doldurup git? Ya. Orada o hediyeyi verenler için de bir tane aklı başında birisi yok muydu acaba ya? Arkadaşlar bu yaptığımız biraz salakça gibi duruyor. Biraz canice duruyor. Ne diyorsunuz yapmasak mı diyen bir kişi bile çıkmadı mı o kurt kafası ta Orta Asya'dan oraya gelene kadar? Hadi geldi. O koskoca parti binasında danışmanlar, sekreterler, milletvekilleri, görevliler, partinin yetkili kolları şunlar bunlar. Arkadaşlar bu saçma bir şey yapmayalım diyen bir kişi çıkmadı mı ya? Çıkmadı. Peki Sayın Devlet Bahçeli 71 yaşındasınız. Yani siz daha evvel hatırladığım kadarıyla sizi görünce kurt gibi uluyan bir gence şu andan itibaren ocak dışısın deyip kovmuştunuz. Böyle şeyler yapma diye. Yani kurt gibi uluyan genci kovdunuz. Ama yanınıza öldürülmüş ya da ölü ele geçirilmiş artık nasıl olduysa o iş bir zavallı kurdun bir hayvancağızın kafasını dondurup getirmişler. Siz de büyük bir memnuniyette bunu kabul mü ettiniz? Kabul ettiğiniz anlaşılıyor çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezinde binada şu anda o kurt kafası sergileniyormuş sevgili izleyenler. Yani kurdun görüşünü alan oldu mu? Kurt ülkücü hareketin sembolü olduğunu biliyor mu? Bilse ve tepki gösterebilecek olsa cevap verebilecek olsa ne derdi? Ha bu kadar uzun uzun konuştuktan sonra yine söyleyeyim. Yani devlet bahçeli'ye verilen kurt kafası manyaklık yani başka bir şey değil. Canilik. Ya elbette şunu söyleyebilir insanlar. İyi de bu bizim kültürümüz, bu bizim işte adetlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz. E o zaman İspanyollar da işte boğa güreşlerini öyle pazarlıyorlar. Bildiğiniz cinayet yani boğaları öldürüyorlar, katlediyorlar korkunç şekilde matadorlar vesaire falan filan. Ondan sonra halk çılgınca alkışlıyor, boğa öldürülünce halk böyle galeyana gelip alkışlıyor filan. Sizi bilmiyorum ama ben hani izleyemiyorum öyle şeyleri ama bazen haberlerde görüyorsunuz işte boğa matadoru devirdi, işte boğa matadoru boynuzladı filan. Ben boğanın tarafını tutuyorum, siz kimin tarafını tutuyorsunuz? Ben Türkiye'de birkaç tane Karadenizli'nin düğününe katılmıştım. Allah'ım ya Rabbim takır 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 silahlar sıkılıyor. Zannedersiniz çok büyük bir çatışma var, çok büyük bir savaşın içindesiniz. E korkuyorsunuz yani. Gidip evin içine saklanıyorsunuz, kurşunun gelmeyeceği bir yer arıyorsunuz falan. Da ben dayanamayıp ya yapmayın dedim. Bakın çocuklar var, kadınlar var. Sıkmayın ya, sıkmayın. Adamın elinde de silah var. Böyle hani çok da sert de davranamıyorsun. Adamın elinde silah var yani havaya sıkıyor. Her an silahın yönü değişebilir. Adam diyor ki bu bizim kültürümüz diyor. İyi de abicim ateşli silahlar ne zaman icat edildi? Sen ne zaman silah alacak parayı kazandın da ne zaman bunu kültüre dönüştürdün? Böyle kültür mü olur? Ben geçenlerde Almanya'da bir şehirde gördüm. Polis bir Türk düğün konvoyunu durdurmuş. Onlarca araba var. Şehrin içinde durdurmuş. En başa bir polis arabası geçmiş. Arkaya polis arabası geçmiş. Arabaların plakasını, fotoğrafını çekiyorlar. Tek tek ceza yazarak ilerliyorlar. Yüzlerce euro, binlerce euro cezalar yazılıyor. Tabii ben bundan duydum memnuniyeti dile getirdim bulunduğum ortamda. Oradaki birisi dedi ki ama bu bizim kültürümüz. Abi sen ne ara araba aldın? Ne ara arabaya binecek, benzin koyacak güce eriştiğinde bunu kültüre dönüştürdün. Öyle kültür mü olur? Kültürel olan her şey iyidir diye bir kural da yok. Bu kültürde var mı var? O zaman güzel. E baktığınız zaman töre cinayetlerini, berdeli şunu bunu falan da e, kültürümüz, geleneğimiz, göreneğimiz diye anlatıyor insanlar. Yani bir şeyin kültürde olması iyi bir şey değil. Bu kadar niye mi konuştum? Ya Devlet Bahçeli'ye bu kurt kafası verilmesi bildiğiniz çıldırttı beni de o yüzden yani. Ha bir de Sayın Devlet Bahçeli senin o bozkurtla filan bir alakan kalmadı ki. Kalmadı yani bunu kabul et. Eskiden atıl kurt vardı şimdi atıl kurt var. Ülkemizin yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, usulsüzlük konusundaki amansız de devam ediyor sevgili izleyenler. Hamdolsun bizim ülkemizde en küçük hırsızlıklar bile şak kadanak yakalanır ve cezasını bulur. Bir olay yaşandı biliyorsunuz bir fabrikada çalışan bir hanımefendi bir boş bir çikolata kutusunu almış ve kendisi yakalanmış çikolata kutusunu aldığı için 16 yıllık tazminatı verilmeden kendisi işten atılmış tazminat vermemişler kendisine. Tabii ki açıklama yapmış işte yok efendim demiş ki ben o çikolata kutusunun içine iğne iplik koyacaktım. Kimi kandırıyorsun ya? Böyle yalan mı olur yani? Böyle yalan mı olur ablacım ya? Ya bu, bu azıcık inandırıcı bir şey söyle. De ki ben de işte imam hatip yaptıracaktım de. Mesela Kur'an kursu yaptıracaktım de. Ya öyle bir şeyler söyle ki inanalım. Bir de şöyle bir şey var ablacım. Çok yanlış bir şey yapmışsınız. Boş kutu konusunda son derece hassas olan insanlar yönetiyor ülkeyi. Boş bir ayakkabı kutusu, boş bir çikolata kutusu... Onların zaafı var böyle şeylere. Asla izin vermezler, göz yummazlar. Boş kutuların efendisi onlar. Kutuların efendisi onlar olduğu için siz yanlış şey almışsınız oradan. Bu kadar küçük olmaz. Yani ne yazık ki çok üzgünüm ama çok yanlış bir hareket yapmışsınız. O kutunun içine iğne iplikleri polisler koymuş deseydiniz bak ona inanırdık. Ya da o iğne iplikleri o kutunun içine Hakan Şükür koymuş deseydiniz biz buna da inanırdık. Sonra iğne iplikleri polislere ya da Hakan şükür değil size faiziyle geri verirdik o zaman inandırıcı olurdu. Ama siz tutmuşsunuz gerçekten son derece uçuk kaçık gerçeklikle tamamen bağını koparmış olan bir iddiada bulunuyorsunuz. Ben o kutunun içine iğne koyacaktım diyorsunuz. Olur mu? O kutuların içine para konur. O paralarla da ümumatip yapılır, Kur'an kursu yapılır. Biz de buna inanır, alkışlarız yani. Bilmiyorsunuz. Çalmayı bilmiyorsunuz. Fakir neden fakirdir biliyor musunuz? Çalmayı bilmediği için fakirdir. Bak bilmiyor çalmayı. Bilseydi böyle olmazdı ya. Bu ülke nasıl böyle mükemmel ülke oldu? Bu ülke nasıl böyle kusursuz bir ülkeye dönüştü? Bunun cevabı detaylarda, ayrıntılarda gizli sevgili izleyenler. 25 kuruşluk poşet fiyatı. Gördüğünüz gibi gösterilen tepkiyi gördünüz. Bu kadar küçük bir şey bile bizim hemen dikkatimiz çekiyor. Halk olarak buna tepki gösteriyoruz. Bu bir halkın daha büyük zamlara, daha büyük yolsuzluklara, daha büyük kazıklara karşı da gösterdiği tepki hakkında bir ipucu veriyor. Yani 25 kuruşluk poşet fiyatı için gösterilen tepki bu kadarsa kim bilir köprülerdeki, yollardaki, devletin tepelerindeki yolsuzluklara, zamlara, kazıklara zorla cebimizden, cüzdanımızdan çekilip alınan geçmediğimiz köprü paralarına halkımız kim bilir nasıl tepki gösteriyordur diye insan gerçekten düşününce dehşete kapılıyor. Yani böyle duyarlı bir halkın başında yönetici olmak öyle kolay değil. Bir gün durdurmazlar o koltukta. Yani yarın bir gün naylon poşetliler diye bir eylem başlar kimse bunun önüne alamaz. Hiç kimse. Tabii gösterilen tepkiler iktidarda bir deprem etkisi yaratıyor doğal olarak. Ya biz onu şey için yapmadık aslında tamamen çevreyi korumak için yaptık biliyorsunuz diyorlar. Turizm Bakanı kendisi aynı zamanda otelleri falan olan bir insan ama asla kaçak otel yapmayan, asla otel yapmak için ülkenin en güzel koylarını işgal etmeyen, ağaçları kesmeyen, doğayı katletmeyen bir isim. Çünkü doğaya son derece saygılı, izinsiz ve lüzumsuz bir ağacın dalının bile kesilmesine izin vermeyen bir reisin atadığı bir turizm bakanından da tabii ki bu beklenir sevgili izleyenler. Kendisi de bir poşet üreticisi olan AK Parti milletvekili Muhammed Balta demiş ki biz zaten hedeflediğimiz şeye ulaştık demiş. Şimdi videonun başında siyasi simgelerden, hayvanlardan filan bahsettik ama yani olay çıta çok yükseldi. Yani bir vatandaşımız Cumhur İttifakı'na destek verdiğini ispat göstermek için bir bıyık dizayn etmiş bir bıyık inşa etmiş bir bıyık şey yapmış yani bıyık bırakmış doğru kelime olamaz çünkü ortada başka bir şey var. Bıyık şey yapmış. Yani bıyık bıyık olalı böyle zulüm görmemiş olabilir. Allah'tan bu ittifak MHP ve AK Parti arasında kurulmuş. Yani bir parti daha dahil olsa, bir parti daha gelse ne bileyim solcu bir parti gelse, işte Saadet Partisi de dahil olsa aynı zamanda çember sakal çember sakalın içinde top sakal da olması lazım. Eee işte bir kıl topluluğu üzerine bir siyasi düşünce, bir fikir inşa etmek, onu o siyasi düşüncenin, o fikrin, o hareketin sembolü haline getirmek bir kıl topluluğunu. Bilmiyorum yani çok bana mantıklı, makul gelmiyor. Yani o topluluğun, o ittifakın e, bugünü, yarını ve yapacakları hakkında da e, sağlam ipuçları veriyor. Yani bıyık her şeyi anlatmış genel bir özet geçmiş hepimiz için. Sevgili izleyenler Türkiye'den 300 bine yakın insan ayrılmış başka ülkelere gitmiş. Gidenlerin bu 300 bine yakın insanın genel özelliği eğitimli, diplomalı, iş sahibi, kariyer sahibi insanlar olmaları. Ülkeyi terk edenler arasında son derece mütevazı küçük sıcak esnaflar da var. Mesela Sabancı Bakkaliyesi ülkeden ayrılmış. Mesela ülker kuru yemiş, ülkeden ayrılmış küçük bir büfe sonuçta. Yani çok da dikkat çekmiyor onların ayrılması. Sanista yurt dışına ne kadar sermaye çıkarmış olabilirler ki? Koca koca şirketler olsalar hepimizin dikkatini çekebilir ama e, ayrılmışlar. Vardır bir bildikleri bu seçimi kazanırsak dünyanın gidişatı değişecek artık. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorlar. E, güzel tabii seçimlere böyle bakılması normal. Biliyorsunuz meclis başkanı Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Meclis başkanından istifa etmedi. Normalde etmesi gerekiyordu anayasa göre bu konuda da gerçekten ana muhalefet partisi CHP mükemmel bir duruş sergiledi. Onlara da hak veriyorum. Şu ana kadar AK Parti'nin İlk anayasa ihlali bu olduğu için o da yanlışlıkla olduğu için CHP ne yapacağını şaşırmış olabilir. Daha evvel böyle bir şey yapmadılar. Yapmış olsalar mümkün değil CHP zaten buna müsaade etmezdi. Ama ülkede zaten yargı bağımsız olduğu için yargı anında zaten bunu engel olur. Bir dakika anayasa diye bir şey var der. CHP bir şaşırdı ilk defa böyle bir şeyle karşılaştı. E, o yüzden bir afallamış olabilirler. Tabii genç bir parti CHP baktığın zaman yeni kurulmuş. Benim merak ettiğim nokta şu meclis başkanlığı yapan Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanırsa o zaman istifa edecek mi? Yani aynı anda hem meclis başkanı hem belediye başkanı olur mu? Olursa Türkiye'deki bağımsız yargı buna ne der? Olursa ana muhalefet buna ne der? Mesela şunu der mi? Bir dakika. Meclis başkanlığından istifa etmesi gereken bir adamın yönettiği mecliste biz duramayız arkadaş. Meclisi terk ediyoruz, sineyi millete dönüyoruz der mi? Ülkemizdeki o bağımsız yargı sevgili izleyenler gerçekten ülkedeki en önemli e, suçlulardan bütün toplum için çok büyük tehlike arz eden bir isme 15 yıl hapis cezası istemiş. Bu isim ünlü futbolcu Hakan Şükür'ün babası e, Sermet Şükür e, Hakan Şükürün babasına istenen 15 yıllık hapis cezası'nın sebebi de Hakan Şükürle yani oğluyla irtibata devam ediyor ve onunla iş yapıyor olması. Baktığınız zaman gerçekten bu çok büyük bir suç. Yani şimdi diyeceksiniz ki tamam çok küçümsüyor gibi konuştun ama çok büyük bir e, suç aleti de bulunmuş sevgili izleyenler. Evinde bir kitap bulunmuş. Kitapta ne anlatılıyor biliyor musunuz? Ya bilmiyorsunuz tabi. Kitapta Hz. Muhammed'in, peygamberimizin hayatı anlatılıyor. Bundan büyük bir suç olamaz. Olamaz. Çok büyük bir suç bu. O yüzden 15 yıl hapis isteniyor. Kimseye bu ülkede işte sırf Hakan Şükür'ün babası diye yani ülke için yüzlerce gol attı diye Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi golcüsü diye babasına ne yapalım ya bu kadar büyük suç işlemiş adam sonuçta. Yani oğluyla iş yapmış, irtibatını devam ettirmiş. Bir de evinde siyer kitabı bulunmuş. Yani bu kadar büyük suçları işlemiş bir adamı sırf ünlü bir futbolcunun babası diye görmezden mi geleceğiz? Hayır. Adalet tabii ki takır takır işleyecek. Bu ülkede kim olursanız olun ister çalıştığınız fabrikadaki boş çikolata kutusunu iğne iplik koymak için çalan azılı bir hırsız olun. İster sokakta izinsiz simit satan, toplum için son derece tehlikeli bir gangster psikopat olun, fark etmez, fark etmez, kesinlikle fark etmez. Türkiye'deki bağımsız yargı ve şaşmaz adalet asla affetmez. Biliyorsunuz 2018 yılında yerli ve milli otomobil yollara çıkmıştı. Zaten bekliyorduk bunu, herhangi bir sürpriz olmadı, yollara çıktı koskoca. Bakan açıkladı bunu, Cumhurbaşkanı açıkladı. Yani yalan değil sonuçta. Göremiyor musunuz? E, fotoğrafı var. Hemen buraya koydum ben fotoğrafını şu tarafta. Görünmüyor. <laughs> Tabii göremezsiniz yani. Çünkü görünmez otomobil yaptık sevgili izleyenler. E, aynı zamanda yerli ve milli otomobilden sonra yerli ve milli tank yaptık biliyorsunuz. Şu an üst tarafta fotoğrafı. Onu da göremiyorsunuz. Çünkü o da görünmez tank. Peki yerli ve milli uçak şurada duruyor. Onu koyduk arkadaşlar koydu görselini. Göremiyorsunuz. Çünkü o da görünmez uçak. Kimse göremiyor. Görüncek olsaydı gösterirdik yani. Yani dünyanın bilmem kaç yıl sonra ulaşacağı teknolojiye biz hemen ulaştık. Hiçbir radar sisteminin keşfedemediği, yakalayamadığı, tespit edemediği yerli ve milli uçaklar yaptık. Hiç kimsenin göremediği, asla İstanbul'daki trafiğe yoğunluk eklemeyen, trafiği sıkıştırmayan, kimseyi rahatsız etmeyen, görünmez Yerli ve milli otomobil yaptık. Düşmanların asla tespit edemediği, görüp de vuramayacağı, engel olamayacağı, durduramayacağı, göremediğin tankın neresine atletle kayıp durduracaksın baktığın zaman. O yüzden hemen ben sağ üst tarafa görselimde koydum. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler daha doğrusu göremediğiniz gibi görünmez yerli ve milli tank, görünmez yerli ve milli otomobil, görünmez yerli ve milli uçak yapıldı. Hayırlı Uğurlu olsun efendim. Hepimizin gözü aydın diyeceğim ama göremeyince gözümüz nasıl aydın olacak? Yine de bu neşeyle, bu mutlulukla göremiyoruz ama olsun ya. Orada bir uçak var uzakta. Gitmesek de, görmesek de o uçak bizim yerli ve milli uçağımızdır diyerekten halk olarak mutlu olabilir, göğsümüz kabarabilir, eteklerimiz inç alabilir, ağzımız kulaklarımıza varabilir. Ne güzel. Ne güzel ya. Evet, hamdolsun. Kadere bak.